Son zamanlarda kalp ameliyatlarını küçük kesilerle, minimal invazifle yapma durumu ortaya çıktı. Ben de o yüzden diyagramlarla size açıklamaya çalışacağım. Bakın görüyorsunuz sternumun iman tahtasının hemen arkasında yer alıyor. Kalp ve hafif sola doğru kaymış durumda, orta hattın solunda. Sağ taraftaki bölgede genellikle aort ve mitral kapaklara ulaşım için kullanılıyor. Sol taraftaki küçük kesiler ise genellikle bypass ameliyatı için kullanılıyor. Çünkü sol tarafta kalple ilgili önemli damarların büyük bir kısmı orada yer alıyor. Klasik olarak iman tahtası ortadan kesiliyor. Küçük kesi denildiği zaman ciltteki kesi kastedilir. Fakat bunun altında küçük kesiyle beraber iman tahtasının yani sternumun tamamı değil, bir bölümünün kesildiğinde size hatırlatmak isterim. Yani böyle bir yöntem de var. Hem küçük kesi hem de sternumun iman tahtasının kesilmesi. Ama kaburgaların arasından yapıldığı zaman bu iman tahtası kesilmiyor. Hani göğüs kafesi açılmadan deniyor ama aslında göğüs kafesi açılıyor ama farklı yerden açılıyor. Ve insizyonlar illa da düz değil, farklı şekillerde de olabiliyor. Küçük kesinin amacı şu, kesi ne kadar az olursa yara da minimum o kadar olur. Hastanın rahatı, konforu o derecede daha uygun bir şekilde ortaya çıkabilir. Değişik küçük kesiler var fakat öncelikle biz en sık kullanılandan bahsedelim. Bypass ameliyatı için küçük kesi sol taraftan, soldaki dördüncü kaburga aralığından giriliyor. Hemen altında akciğer, hemen altında kalp zarının içerisinde kalp var. Ve aynı zamanda özel bir takım aletler kullanılıp buradaki küçük boşluk, küçük kesi kaldırılıyor. Ve meme damarı, göğüs damarı oradan çıkartılıp hazırlanıyor. Kol damarı ve veya bacak toplar damarı da bypass için kullanılıyor. Bu yöntemde hem atan kalpte yani kalbi durdurmadan da ameliyat yapabilirsiniz hem de kalbi durdurarak da ameliyat yapabilirsiniz. İkisinin süreleri birbirinden farklıdır. Bu tür küçük kesili ameliyatlar genellikle süresi biraz daha uzun olarak kabul edilir. Sağ tarafta söylemiştik koltuk altından yapılan bir kesi ile gene kaburgaların arasından mitral kapak ameliyatı yapma şansı var. Gene sağ tarafta biraz daha aorta hatta yakın yukarıdan kaburgaların arasından gene aort kapağa ulaşıp aort kapak ameliyatı yapma şansına sahibiz. Fakat bunun yanında da çok ciddi sayıda bir takım özel aletler gerekiyor. Bu aletlerle beraber ancak bu küçük kesiden, küçük delikten ulaşma imkanı var kalbe. Tabii ki yara daha az, ağrı daha az, toparlama daha çabuk olabiliyor. Hasta için konforlu, yalnız her hasta için uygun olmayabilir. Ameliyat öncesi detaylı inceleme gerekebilir. Yani herkes talep edebilir ama bütün seçenekler hekim ve hasta ile beraber tartışılıp öyle karar verilmesi gerekir. Hemen uyarımızı yapalım. Hastalık yoğurdu, hasta vardır ve her hasta birbirinden farklıdır efendim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.